Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Hasan Erçakıcı'ya şunu soralım. Hasan abi, ne olacak bu memleketin hali? Hasan Erçakıcı bugün ne olacak bu memleketin hali diye bir yazı kaleme aldı. Bu işte bütün özellikle ekonomik protokolle ilgili tartışmalar, TC ile bütünleşme, Rum tarafına katılım. Peki böyle yaşamaya devam edersek ne olur falan gibi. Birçok konu başlıyor. Şimdi biraz önce sen söylemiştin. Böyle bir Türkiye alerjisi yaratmaya çalışıyoruz demiştin ya. Bu arada bu terminoloji bana ait onu. Tamam canım, sana yani, bir şey, yani lisansını sana veriyoruz. Ondan dolayı değil, yani bir şey olarak söylüyorum. Ben de işte bu böyle yatırken falan okurken dedim ki ya yani nedir bizim seçeneklerimiz ki yani böyle Türkiye alerjisi yaratmaya çalışıyoruz. Yani başka seçeneğimiz varsa onları kullanalım. Böyle not defterine bir iki üç beş tane bir şey yazdım, tamam. Ne olabilir seçeneklerimiz diye. Dedim ya halkta, sokakta da çok söylenen bir şey. Ya vazgeçelim artık bu işten. İşte Türkiye bize bir vali yollasın. İş bitsin. Bitsin bu iş. Mesela yani Türkiye ile böyle tam bütünleşme diyebileceğimiz veya belki tam manasıyla ilhak diyebileceğimiz neyse. Mesela işte Kırım'ı Rusya ilhak etti biliyorsunuz. Tabii o Güvenlik Konseyi üyesi olduğu için de bir şey de olmadı. Yani işte yıllar geçecek. Şimdi Batı'yla çeşitli sorunları var. Zaten başka sorunları da var. O arada bu işte bakalım ne olacak Kırım işi, tamam. Yani mesela Kuzey Kıbrıs'ta böyle olsa. Şimdi bir kere Türkiye ile Rusya aynı değil. Yani yazıda tam bunları uzun uzun yazamıyorum. Çünkü Sefa kızıyor ama uzun yazınca. Yani Rusya dediğim gibi Güvenlik Konseyi üyesi. Daha büyük bir devlet sayılıyor. İşte ordusuyla, şusuyla, busuyla bunu yaptı. Zaten yakın gelecekte beklerim birkaç tane daha ilhak da yapabilir. Yani Kuzey Ossetya, Abazya falan filan da ilhak edebilir diye düşünüyorum. Ama Türkiye bunu yapamaz. Zaten Kıbrıslı Türkler de bunu çok istemez. Dolayısıyla Türkiye ile Kıbrıs arasındaki sorunlar da artar. Türkiye'nin dünyadaki sorunları da artar. Dolayısıyla bu bir seçenek değil. Tamam, Türkiye ile bütünleşemiyoruz. Kardeşim bırakalım o zaman her şeyi, gidelim Rumlarla bütünleşelim. Bunu zaten işte referandumdan sonra Papadopoulos ortaya attıydı. Ozmosis yoluyla, ozmosis işte bir daha fazla biyolojide kullanılan bir şeydir. Böyle yarı geçirgen bir sınırdan, bir zardan mesela sıvıların karşılıklı geçerek bir süre sonra homojenleşmesi gibi bir durumdur yani bir şey. Yani biz de böyle yavaş yavaş karşılıklı emişerek geçerek falan bütünleşelim falan. Bir kere bu bizim böyle çok tahayyül ettiğimiz bir şey değil Kıbrıslı Türkler olarak. Buna razı değiliz. Ama bunun önünde şimdi başka engeller de var. Yani işte mesela bir nüfus yapımız oluştu. Burada çok sayıda Türkiye kökenli vatandaşımız var ki müzakere sürecinde bile işte Sayın Akıncı 220 bin vatandaş rakamını verdiğini ve bunun büyük ölçüde kabul edilmiş varsayıyoruz yani şimdi bunu. Böyle bir ozmosisle sadece işte geçmişten gelen Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek olan Kıbrıslı Türkler ozmosise tabi olacak. Bunlar da işte 90-100 bin. Burada geriye kalan insanlar ne olacak? Mülkiyet sorunu var. Yazıda onu belirttim. mülk sorunu bir şekilde ister ozmosis, ister çözüm, ister başka bir şey çözümlenmesi lazım. 40 yılda bu mülkler el değiştirdi, inkişaf etti, insanların yatırımları var. Bunlar ne olacak? Sorunları var. Evet. Yani sorun çok. Dolayısıyla bu ozmosis de kolay bir iş değil.
Kimse dokanmasın bize, böyle yaşayalım desek. Öyle üçüncü de seçenek. Bu da sürdürülebilir değil. Yani Türkiye bize işte diyelim ki yılda 1 milyar TL kadar bir yardım yapıyorsa, bunu yapmaya devam ettiği koşullarda bile bu sürdürülebilir değil. Bunu basitçe mesela tarım desteklerinde görüyoruz. İşte 145-150 milyon TL civarında bir destek var. Artık ilerleyen zaman içerisinde bu yetmez hale geliyor. İşte kamu, ben hatırlarım seneler önce yine cari harcamalarımıza Türkiye'nin yardımlarını düşürtme hedefi vardı. İşte CTP'nin ağırlıkta olduğu hükümetlerde biz de bunu takip ediyorduk. İşte yılda 150 milyondan bunu işte 120, 130 neyse ve işte 50'ye 75'e kadar düşüreceğiz gibi hedefler konuluyordu. Şimdi bir bakıyorsunuz 220'lere çıkmışız. 250'lere tırmanıyoruz belki de. Hani biz bunu memur maaşı ödemesi için Türkiye'den para almama hedefimiz vardı. Sürdürülebilir değil. Kaynak yaratamıyoruz. Yani bir dönüşüm olmadan toplumda bu kaynaklar yaratılamayacak da zaten. Demek ki geriye tek bir seçenek kalıyor. İyi bir yönetişim, iyi bir reform programı ve Türkiye'nin desteği de buna olmalı. Ki ona. Yani, yani tabii Türkiye'nin tutumu genel olarak budur. Ama burada bir problem var. Türkiye'de biz bunu sahiplenmiyoruz. Bir yerden bize dikte edilmesine edilmesinden memnun. Yani bir sahiplenme meselesi var. Geriye bir problem kalıyor. Yani mantıklı yolun, yani Türkiye ile bütünleşmek ilhak vesaire olmadığı, işte Rumlarla bir anlaşma olmadan sorgusuz sualsiz ya bitsin bu alem, biz bırakalım her şeyi, iddialarımızı bir tarafa, Rum tarafıyla bütünleşelim desek olmuyor. Böyle devam edelim desek olmuyor. Benim aklıma başka seçenek gelmiyor. Tamam, geriye bir seçenek kalıyor. Burasını iyi yönetmemiz lazım. Bak burası diyorum ha. Neresiyse orası. Yani ülkemizi, halkımızı vesaire. İyi yönetmemiz, iyi organize olmamız. Bu devleti. Diyelim. Daha fonksiyonel bir devlete sahip olmamız gerekiyor. Hesabımızı, kitabımızı tamam yapmamız gerekiyor. Ama biz bunu, bu siyasi hedefi sahiplenmiyoruz. Sahiplenme sorunu var. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra aslında büyük ölçüde de bugün sabah okudum. TEPAV'dan çok yakından tanıma fırsatı bulduğum ve çok mutlu olduğum iki insanın yazdığı bir değerlendirme notu var. TEPAV şöyle önemli bir düşünce kuruluşu. Kuzey Kıbrıs'ta daha önce pek çok araştırmaya imza atmışlar. Yani özellikle 2010'dan sonra pek çok araştırmaya TEPAV'ı da açıklayalım bu arada. Türkiye ekonomik nedir tam adı şeyin? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. TEPAV budur. TEPAV. Emin Dedeoğlu yönetişim çalışmaları merkezi direktörü ve Emre Koyuncu. Emin Bey bizim yaşımlarımızda birisi. Emre Bey daha genç birisi. Kendileriyle tanışmak, çeşitli vesilelerle sohbet etme imkanını da buldum geçmişte. Yazdıkları çok değerli. Bakın ne diyor onlar? Ne diyorlar? KKTC siyasetinin özgül ağırlığı sıfıra yakın duruyor. Bu vesileyle yazdılar bu yazıyı. Yani TEPAV'ın sitesinde var. Oysa her şeye rağmen ülkeyi yönetecek olan, kamuoyunun karşısına çıkacak, gerekli reformları anlatacak, toplumu değişime razı edecek olan yine siyasi kadrolardır. Bunu da bazen burada söylerim Cem, siyasetten vazgeçemeyiz. Yani Emin Beyler de diyor ki yani bu siyasetin özgül ağırlığı sıfıra yaklaştı ama yine siyasi kadrolar olmadan olmaz bu iş. Devlet reformu da dahil her toplumsal değişim projesi siyasi liderler gerektirir. Siyasetin yerini hiç kimse, hiçbir kurum dolduramaz. Türkiye'de buna dahil, yani KKTC siyasetinin yerini Türkiye'nin dolduracağını da düşünmeyelim. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu ikilemi kırması
değişime KKTC kamuoyunun ve siyasetinin sahip çıkmasına izin verecek. Böyle bir siyaset yapma biçimi yoksa bunun oluşumunu besleyecek, siyaset kurumunu güçlendirecek ve daha uzun erimli bir politika yürütmesi gerekiyor. Ve yoktu, ben yanlış okudum, anlaşılmıştır. Türkiye'nin reform gündemiyle ilgili müdahaleleri dayatmacı, tırnak içinde dayatmacı ama kol bükücü olarak sunulduğu ve algılandığı ölçüde tepki doğuruyor. Daha da önemlisi kalıcı dönüşümlere vesile olmuyor. Şimdi bizim problemimiz bu. Bize hatta Türkiye'den gelmeyen önerileri bile biliyorsun biz Türkiye'ye mal ediyoruz. Evet, ve bize bunlar dayatılıyor diyoruz. Bak Emin Beyler de diyor ki yani bu algı, bunun gerçek olması gerekmiyor. Ama bu bir, algı bu algının varlığı bile problem. Bu dönüşümlere engel evet, oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim problemimiz yazılanlar protokolde doğru mu yanlış mı falan değil. Yani zaten 10 tane madde varsa bunun 8'inin doğruluğu hakkında en azından hiç kimsenin kuşkusu yok. Aynen. Hiç kimsenin kuşkusu yok. Problemi yok. Yani. Tartışılan konu işte bir yapalım. Tane iki tane olabiliyor. Bazen zamanlaması tartışılıyor. Şimdi mi sonra mı vesaire falan. Ve zaten o 8'i de daha önceki protokollerden sirayet etmiş. Vardı şuydu buydu falan. Gelmiş tamam. Şeyler. Dünya örnekleri var. Peki neden devletler ya da bu ülkeler mesela biz yayın öncesi reklam arasında konuşuyorduk işte. Çipras'ın IMF'den Çipras'a olan baskı ya da işte ne bileyim. Bu türde... Şimdi böyle bir şey var. Bütün dünyada var neredeyse bu. Neden devlet yöneticileri, başbakanlar şimdi, buna siyasetçiler bu şey yaparlar? Siyasilerin önünde belirli bir süre ve belirli bir güvence olmadığı zaman ki başarılacak o reform programları, siyasiler popülist etkiler altında bundan kaçıyorlar. Yani işte senelerce Yunanistan'daki krizi tartışmıştık. Yani Papandreou falan başbakanken sonra yerine Samaras geldi seçimde. Aynı şeyler tartıştık. Tabii. Bir reform programı sürdürülemedi Yunanistan'da. Yerine Syriza ve Tsipras geldi. O da kendi ölçülerinde tam oturtamadı yerine bunu. Tekrar seçime gitti. Varoufakis gibi Maliye Bakanlığı'nı bir yerde sistem attı dışarı. Dedi ki böyle radikal şeylerle olmaz. Daha uzlaşmacı olacaksınız Avrupa Birliği ile vesaire. Buna rağmen görüyoruz yine işte geçen gün mektup yayınlandı. IMF başkanının Lagarde bir bayandır bu Fransız. Tsipras'a bir mektubu oldu ve IMF diyor tehditle müzakere yürütmez. Çünkü Tsipras böyle veya sızıntı bilgilerle diyor ve size mecbur oldum diyor. Bu mektubu yazıyorum. Ve bu bizimle oyun oynamaya kalkmayın. Biz böyle işlere karışmayık. Sızıntı bilgilerle program yapmayık. Tehdit yoluyla da müzakere yapmayık. İyi niyetli bir müzakere süreci varsa yaparız. Yani yoksa sizi bırakırız kendi kaderinizden baş başa demeye getiriyor aslında kadın aslında bunu söylemeden. Aslında bu geçen vardı. Bulursa o fotoğrafı da ekrana versin. IMF'den Tsipras'a. Kıbrıs Postası'nda yayınlandı. Evet. Tsipras'a mektup IMF Başkanı'ndan. Tamam yani... Çarşamba günkü veya Perşembe günkü Kıbrıs Postası'nda yayınlanmış olabilir. Evet. Ha, bir de şu an yayına verdi Lagarde'den Tsipras'a mektup. Bravo be Mustafa. bunu çektiydik geçen gün. Mustafa sağ ol. Şey var. Mustafa hadi onu da ver bakayım. Ukrayna Başbakanı istifa etti. Niye? Tamam şimdi başka şeyler de olabilir. Ben haberi daha güvenilir ve ciddi diye işte şeyden aldım. BBC Türkçe'den aldım. Orada haberin içerisinde yine Uluslararası Para Fonu'nun, IMF'in yani yine Lagarde'ın
reformları hayata geçirmemesi halinde Ukrayna'ya para yardımı keseceği uyarısında bulunmuş. Tamam, yani bunu haberde belirtiyor. Şey, düşün ki işte hükümetin değişmesine neden oluyor. Ne? Program, protokol, yani bizdeki bizde, durumun bizde bir benzeri ve şey de başbakan da aslında istifa ederken, o daha ilginç, herhalde başbakan bunları uygulamak mı istiyordu ne? Siyasetçilerin değişim yaratma iradesini kaybetmesinde dediğiyle istifa ediyorum dedi adam. Şimdi bu tür şeyler ama dünyada ki devletlerde, mesela Yunanistan güzel bir örnek, dünyadaki devletlerde bu tür kendini düzelt, ülkeni düzelt, popülist kararlar alma, ekonomiyi düzelt, kemer sıkma politikalarını uygulamaya sok şeklinde para istediğin unsurlar, bu IMF olur bilmem ne olur fark etmez. Avrupa şimdi hiç AB fark, ülkelerine, AB Merkez Bankası vesaire. Aynı şeyi düşünelim, biz ev aldık da kredi çektim bankadan, banka senden bazı şeyler istiyor. Güvenceler istiyor, davranış şekillerini değiştirmeni aynen istiyor. Aynen öyle, sonuçta değiştiriyorsun ve ödüyorsun mecburen. Dolayısıyla bu da iki devlet, devlet ve parayı veren unsur, IMF, bank, Dünya Bankı bilmem ne, unsur arasında farklı bir şey yok yani. Onu öyle basit bir şekilde anlatalım. Dolayısıyla bizde bu kronikleşen değişime karşı direnç ya da bu unsurları yapmama, bizim sadece buradaki şansımız, bir şeye dikkat çekmeye çalışıyorum Hasan abi. Bizim şansımız aynı zamanda şanssızlığımız, bize bu parayı verenin Türkiye olmasıdır. Ama bu bizim, bizdeki değişime, yani nasıl değerlendireceğimize bağlı olarak şans veya şanssızlık olabilir Cem. Şöyle. Hayır. Yani biz bunu şans olarak, yani fırsat olarak da değerlendirebiliriz. Eğer sahiplensek, yani şimdi, TEPAV bilgi notunda belirttiği gibi tam sahiplenen bir liderliğimiz olsa. Şanssızlığımız ne? Bunun Türkiye olmasıdır. Yani eğer ki bu ondan herhangi bir dayatma, bir kural, yani bize lanse istemeyik, beklemeyik, rahatsız lanse olurum. Lanse edildiği gibi, şimdi Kıbrıs Postası'nın yayınladığı unsurlarda olduğu gibi sevgili vatanın, yani bize bir dayatma, böyle yoğun baskı bir şekilde dayatma keşke olsa da bu değişimler gerçek olsa. Bunlar olmadığı için yıllardır protokoller devam ediyor. O zaman şanssızlığa dönüşüyor. Çünkü biz onu siyasete bulayıp geri yansıttığımız zaman aynen, Türkiye geri adım atıyor. Aynen. Oysa Lagarde geri adım atmıyor. Çipras'a mektup yazıyor. Bak diyor, davranışlarına dikkat et. Özü budur o mektubun. Biz öyle tehdidinle müzakere yapmayık. Bir daha sızıntı bilgilerle hareket etmeyik. Yani zannetme böyle sağdan açık, net, şeffaf bir müzakere süreci yürüteceğiz. Ki sonra mektubunun sonunda da şunu söylüyor Lagarde. Diyor ki bu nedenle, bu şeffaflık nedeniyle de IMF'in resmi web sitesinde bu mektubu da yayınlıyorum diyor. Ha, yani zannetme sana yollayacağım bu mektubu da kalacak orada. O şey çok önemliydi ve sızıntılara dayalı iletişim, sızıntılara dayalı iletişim kurmamaktadır. Yani böyle söylenti de hiç hareket etme. Şimdi onu ben neden, bu arada Mustafa yayınladı. Geçen hafta Hasan abi sen yokken biz onu yayınladık ve iyi onu yaptınız. Yayınlayıp da şunu söyledim ben de. İşte sevgili hükümetimiz, eğer sen de bu görüşmeleri şeffaf, bu görüşmeleri, bu protokol görüşmelerini paylaşsaydın, bugünkü bu durum olmayacaktı. Yani işte ne yeni düzen o şeyleri yapmaya çalışacaktı, ne Kıbrıs Postası şimdi bunları böyle bir belge şeklinde yayınlamayacaktı falan filan. Evet. Yani bu güzel bir derstir. O nedenle bunu üstüne biraz durduk. Evet, yani böyle küçük ayak oyunlarıyla ülkeler hiçbir yere gidemiyor. Sadece siyasi kriz üretiyor. Siyasi krizler de ekonomik krizlerin devamına neden oluyor. Halkın aşılmasına yardımcı olmuyor. Halkın sorunlarının çözümüne yardımcı olmuyor. Dolayısıyla siyasi liderlik gerekiyor diyor TEPAV. Ben de katılıyorum. Bakalım o liderlik kim gelse. Ve zaten yazımı nasıl bitirmişim? Öyle bitirmişim galiba Cem, ben de birazcık ya. Onu buraya okuyayım.
Yok ben yazının orijinalini açtıydım da kapatmışım bu arada. Hemen. Ben şimdi açtım abi, tamam. Evet. Bu, ama bunun için bir şeye daha ihtiyaç vardır yazmışım. Yani ne için? İşte bu yatırımları artırmak, kamu yatırımları için gerekli kaynağı bulmak, kamuyu düzenlemek için bir şeye daha ihtiyaç vardır. Siyasi iradeye. Kıbrıs Türk halkı bunun için siyasi idare göstermeye, bu siyasi iradeyi kendi adına kullanacak olanları buna göre belirlemeye hazır mı? Ben böyle siyasi elite atmadım topu değerli izleyenler. Size attım. Seçmene attım burada. Acaba bu halk böyle bir şey yapar mı? Bu siyasi iradeyi kullanacak insanları acaba bu halk seçer mi? Evet. O başlıkta Sefa kendisi koydu veya editörler. Görev Kıbrıs Türk halkının dedi. Görev Kıbrıs Türk halkının diye verilmiş. Hiç başka yerde aramayın bunu. Ne Recep Tayyip Erdoğan'a fatura çıkarın, ne işte Türkiye'li bürokratlar bize bunları dayatıyor deyin, ne Ömer Kalyoncu'ya çıkarın, ne şimdi belki Hüseyin Bey başbakan olacak, bakın oraya 5 tane de Serdar siyasi evet. lider koymuş. Dolayısıyla gazetedeki topu, arkadaşlar. Topu taca ata ata bir yere varamıyoruz. Top sizin ayağınızda, seçmenin ayağında. Bu siyasi iradeyi gösterecek liderler seçer mi seçmez mi? Bütün mesele burada. Halk bunun mesajını veriyor. Yıllardır veriyor. Ne diyor? Sandıkta. Diyor ki işte bak bir sürü kişiyi tasfiye ettim milletvekili olarak. Halk kendine alternatif arıyor. Tamam, tasfiye ettiklerini bu yüzden mi tasfiye etti ki bunların yerine seçtikleri de siyasi irade göstermiyor? O işte şu anda gördükleri bir takibi de bununla ilgili. Yani sen bana neyi sunuyorsun ki ben neyi seçeceğim de diyebilir halk. Anlatabiliyor muyum? Yani günün sonunda yeni siyasi oluşumlar ki mesela Kudret Bey bunun bir parçası. Yeni siyasi oluşumlar da başka siyasi oluşumlar da mümkün olabilir. Bu nedenle, bu sözünü ettiğim nedenle günün sonunda bizi ne bekleyecek? Elbette bir seçim. Bu seçim sonrasında bu olacak veya UBP, DP her yerde de bunu söylüyorum ben de. Ki UBP, CTP'ye de o anlamda görev, çok ciddi bir görev vardı. Daha önce CTP, DP'de vardı. Onun öncesinde UBP'de tek başına iktidardı. Daha kolaydı yapması ama o da yapmadı, hiçbiri yapmadı. Ve UBP, DP yaparsa ancak olacak. O yapmazsa onlar da gidecek. Yine seçmene geliyoruz Cem. Onlar da gidecek. Yine seçmene geliyoruz. Gidecek diyorsun ama siyasilerde hala daha şu kanaat vardır. Bunları yaparsak yerimizde duramayız. Demek ki seçmen bunların yapılması üzerinde bir tercih yapmıyor henüz. Yok. Yapılmaması üzerine bir tercih yapıyor ki farklı siyasiler... Farklı nedenleri var Hasan abi. Yani tek bir nedene bağlayamayız. Siyasilerin başka bir argümanı da yine aynı kapıya çıkar belki. Halkımız bunu istemiyor. Tamam ama bu sadece siyasilerin bir argümanı mı? Yoksa gerçekten halk bunları istemiyor mu? Yani çünkü siyasiler halkın mesajını sana bana göre daha doğru algılıyorlar. Niye? Çünkü onlar bak seçilmeyi başarıyorlar. Oyun peşindeler. Ama oyun peşindeler bir. İkincisi oyu da alıyorlar. Şu anda seçilmiş insanlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla demek ki gerçekte halkın hissiyatını... iradesini yansıtan onların tutumudur. Senin benim konuşmalarım değil. Evet. Bunu dolayısıyla doğru kabul edersek. Seçmenin ayağındadır top. Evet. Yani eğer o mesajı verirse kardeşim ben bu programların uygulanmasını istiyorum ve ona uygun insanlar seçerse zaten o seçilen insanlar bu mesajı da alarak, bu siyasi gücü de alarak, neden seçildiğinin farkında olarak o koltuğa oturur. Ve bunları belki yüksek bir performansından, belki düşük bir performansından yerine getirir. Yani o performans meselesi sonraki mesele. Günün sonunda bunu yine halk, yani görev evet. Halkın dedin ya. Abi, evet. Halk az önce söylediğim hususlarda gerçek olursa, yani
Sadece Kudret Bey'le değil de farklı parti yapıları. Onu canım yani siyasi... farklı parti şimdi Kudret Bey bir alternatif oluşum yarattı. Olursa demeye çalıştım. Unutma ki hala daha mevcut siyasi partilerimiz de alternatiflerden birileridir. Yani Kudret Bey'in dışında başka bir yani şu anda mecliste olmayan veya şu anda belki siyasi hayatımızda olmayan başka bir alternatif daha çıkabilir. Evet. Demokratik hayatımız buna müsait. Ve daima da müsait kalsın inşallah. Hatta demokratik iklim şu anki iklim de çok uygundur siyasi parti kurmaya. Tamam. Bu kadar kuracak hani olan kuracak. Alternatif arayan bir halkın olduğu yapıda elbette yeni oluşumların olması. Yani çünkü siyaset boşluk tanımaz yani. Bu anlamda boşluk varsa orayı dolduran birileri çıkar. İnşallah. Bu çıkarsa bakalım normal şekilde devam eder. Yani hiç kimse düşünmesin ki ben UBP'yim, ben CTP'yim, benim tabanım var, ben DP'yim falan filan. Aynı şekilde 2002'yi hatırlatmak lazım. O zaman da şimdi DHP'ler var. Biraz zaten öyle 2002 de değil. Daha geniş perspektiften bak. Çok daha geniş perspektiften bak demek istiyorum. Yani 10 yıllara, 100 yıllara yayılan bir perspektiften bak. Her şey doğar, büyür ve ölür. Net. Kendini geliştirmek tamam. Zor. Siyasi partilerimiz için de bu geçerli olabilir. Evet. Ama bunun zamanını bilmiyoruz. Nihayete insan ömrünü kabaca biliyoruz da siyasi partilerin ömrü yani işte mesela İngiliz İşçi Partisi 150 yıla yaklaşan bir ömrü var aşağı yukarı. Diğer şeylerin. Dolayısıyla biz bugün CTP, UBP gibi partilere ömür biçmiyoruz ama genel olarak baktığımız zaman fonksiyonlarını kaybederlerse öleceklerini de biliyoruz. Dolayısıyla onlar da değişen toplum ihtiyaçlarına göre kendilerini yeniledikleri oranda alternatif olmaya devam ederler, seçenek olmaya devam ederler, yoksa ölürler. Evet. Dolayısıyla olaya biraz da böyle bakmak lazım. Bakmak lazım. Daha da fazla bu konuyu konuşmayalım. Hasan abi, şimdi bu kayıp konusu var. 888 Kıbrıs'ta halen kayıp. Tamam yani o konudaki çalışmalar işte bir şekilde ilerliyor. Bir o var, iki bu lağım hikayesi evet, var. Evet o benim dikkatimi çekmişti hafta sonu gazetelerinde. Verelim lütfen bu lağımla. Belki bu konuyla konuştuğumuz konuyla da kısmen ilişkilidir. Çünkü bu protokol tartışmalarından evet. Önce bütünlüklü su yönetimi idaresi veya hizmeti sistemi neyse tartışması yaptık biliyorsunuz. Dünkü gazete miydi bu? Evet, dünkü mı? Kıbrıs'ta yer aldı. Dünkü Kıbrıs gazetesinde. Şu anki Gazi Monsa şimdiki şu an ekrana verilense. Ben hiç bakmadım bile Cem şey yerlerinin neresi olduğunu. Ben söylüyorum. Söyleyeyim. İzleyici gördüğü için okuyamayabilir. Şu an ekranda olan Hamitköy'deki su problemi. Bunu daha tamam. Önce de. Benim dikkatimi çeken bu dördüncü sayfa. Bu renkli sayfa dördüncü sayfa. Yanındaki beşinci sayfa. Yan yana. Yan yana açtığınız zaman gazeteyi lağımlardan söz ediyor. Evet. Tabii ki daha günlük hayatımız içerisinde biz de buna sık sık rastlıyoruz. Yani işte şikayet olmadık sonra vesaire gazeteye düşmüyor tabii bunlar. Hı hı. Ve bir yani atık sularımızı toplamak, arıtmak, doğaya kazandırmak ne kadar önemliymiş. Meğer. Bunu hatırlattı bana ve bizim bunu yapamadığımızı hatırlattı bana bu haberler. Günlerce niye tartıştık biz burada bütünlüklü bir su yönetimi gerekli mi değil mi? İşte belediyeler bu işleri ayrı ayrı yapsın. Yani aslında mevcut sistemi savunduk. Hı hı. Savundu daha doğrusu pek çoğumuz. Yani görüyor muyuz absürtlüğü? Yani evet. Yapamadığımız işi, sorunları çözemeyen sistemi savunmaya devam ediyoruz. İşte dışarıdan dayatma geliyor gibisinden. Bu nedenle bu lağım suları veya bu iki lağım haberi böyle gazeteyi açtım dün yan yana duruyor. Bana biraz da bunu hatırlattı doğrusu. O nedenle bunu da verdik. Demek ki bu su ile ilgili neyse şimdi zaten o anlaşma imzalandı.
Sanırım bugün de meclisin gündemine geliyor yasa. Hadi bakalım şimdi yani Allah bilir ne konuşmalara tanık olacağız. Eğlenceli bugün, olacak. Bugün meclisi izlemek lazım. Hatta bakayım ben de programına meclise gidip oradan takip etmek isterim. Televizyon canlı veriyor nasıl olmasa. Evet, evet. Yok mecliste daha eğlenceli oluyor ya, arka kulisleri falan. Severim yani mecliste arka koltukta oturup da takip etmeyi. Diğer konuda şimdi izleyici de diyordur ki yahu tamam Hasan Bey hasta olabilir de. Hep eski konuları topladınız. Yani geçen hafta bizim tartıştığımız konuları siz şimdi konuşuyorsunuz arkadaşım falan gibi yaklaşabilir izleyici. Dolayısıyla ama bak sen ne güzel zaten ilişkisini kurmuşsun. Bugün mecliste bu su anlaşmasının onayı var. Göreceğiz onaylanıp onaylanmayacağını veya tartışmaları hep beraber izleyeceğiz. Bu perspektiften bakarsanız gayet güncel bir konu değerli izleyiciler. Geçen haftadan alıp getirdiğim bir konu değil. Yok benim şeyim yine geçen haftadan bir konu hala devam eden bir konu. O da hükümet kurma çalışmaları. Evet. Asıl söylemek istediğim oydu. Yani diyor ki yani gündemde hükümet kurma çalışmaları yok mu? Siz niye bunu konuşmuyorsunuz diyebilir diye. Şimdi farklı farklı gazetelere göre tabii ki herkes bir şey oynuyor. Bu koalisyon olduğunda bu olur zaten. Önce bir loto oynarsın. Dersin ki o 3 alacak, 4 alacak bakanlık sayılarını. Ondan sonra şu bakan olacak, bu bakan olacak diye tartışırsın. Şu anda da o var aslında. UBP Parti Meclisi de bugün saat pardon Parti Meclisi bu akşam. Bu akşam saat bugün 11'de Sarıöy'de toplanacak UBP mi? Genel Merkezi'nde. Nasıl şey var? Meclis var. Bilmem öyle yazıyor 11'de toplanacak diye. Bu akşam toplanacağını belki de akşamdır da yanlış da olabilir. Gazetede öyle yazıyor çünkü. Yok gazete niye yanlış yazsın ki? Evet dünkü Kıbrıs gazetesinin manşetinde var. Yoğun tempo UBP'de diye. Parti meclisi toplantısı yarın saat 11'de saray önünde bulunan UBP genel merkezinde olacak diyor. Yani o yarın dediğine göre bugün. Meclisle ilgili habere de ben şimdi bakarım. Her neyse UBP-DP koalisyonu. Öyle bir koalisyon gözüküyor Hasan abi. Daha net bir şey yok. Senin bu noktada söyleyeceğin bir şey var mı? Şöyle düşünüyorum. Hı hı. Yani bunların hepsi olabilir. Ama biraz da spekülatiftir burada. Doğası gereği. Yani birisinin gazetelerin spekülasyon yaptığı anlamında alınmasın bu söylediğim şimdi şu anda. Biraz şey olarak doğası gereği spekülatiftir. Çünkü bu gibi olaylarda zaman zaman içinde de bulundum. Yani son dakikaya kadar tam olarak ne olacağını bilemezsiniz. Ama sanırım şu bir kesin yani UBP-DP koalisyonu bağımsızların desteğiyle kurulacak gibi görünüyor. Kurulmama olasılığı yok mu? Yani var. Küçük bir olasılık olarak var. Burada ortaya şöyle bir problem çıkıyor. UBP'nin içindeki sorunlar. Ama işte geçmişte yani yakın geçmişte bu yasama dönemi içerisinde yapılan bazı yasa değişiklikleri bu koalisyonun kurulmasına yardımcı oluyor. Örnek partilerinden ayrılan insanların bakan olamayacağı hükmü var. Dolayısıyla bu da şeyi kısıtlıyor. Sayıyı olabilecekleri kısıtlıyor. Hüseyin Bey biraz daha rahat hareket edebilir bu konuda. Evet. İşte DP'den çok sayıda milletvekili ayrıldı. Ve biraz hareket kabiliyeti yitirdi gibi görünürken Sayın Serdar Denktaş. Aslında burada çok fazla seçeneği olmaması DP'yi daha az problemli bir parti haline getirdi otomatik olarak. Evet. Ve işte bütün gazetelerde DP net, rahat, UBP kaynıyor vesaire gibi başlıklar var. Bu da olayın tabiatından kaynaklanıyor. Dolayısıyla hükümetin kurulmama olasılığı, çünkü 26-27 milletvekiline dayalı bir hükümet olacak. Yani güven oyu tehlikeye düşer mi düşmez mi sorusu var kulislerde. Hı hı. Bu biraz UBP'den kaynaklanabilir. Yani böyle bir şey olacak anlamında söylemiyorum. Olabilir anlamında söylüyorum. Geriye tek tehlike bu kalıyor. Hı hı. Geçmişte Hüseyin Bey'in karşısına genel başkan adayı olarak çıkanlar,
veya başka bir şekilde pozisyon almış olanlar acaba bakan da olmazlarsa güven oyuna katılmama gibi bir duruma kadar duruşlarını ilerletirler mi diye bir soru işareti var ortada sadece. Evet. Başka bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Peki ne zamana? Tabii bunu yapacak olanın da UBP'deki siyasi hayatını noktalamayı da göze alması gerektiğini de belirtmek isterim bu arada. Yani yapan bunu ancak bu koşulda yapar. Bunu da bilmeli. Hayır, zaten kendileri bunu algılayacaklar diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir... Bugünkü Kıbrıs nerede? Bunu kapatacağım Hasan abi çünkü şeye geçmek istiyorum. Vaktimiz de yok. Birkaç dakikamız var yani. Ver bana şunu. KOP başkanının o formayı giymesi, Türkiye Cumhuriyeti milli formasını giymesi şu an ekrana da geliyor. Bu arada bu hükümet oluşumuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle, ona öyle geçelim. Tamam. Bugünkü Kıbrıs'ı verir misin Mustafa? Sür manşetinde işte Kıbrıs durumları UBP-DP endişesi sardı diye verildi. Diye bir sür manşet var. Şimdi bu bizim aramızda da konuşuluyor. Yani UBP-DP koalisyonunun kurulacak olması acaba müzakere sürecine zarar verir mi? Kıbrıs sorununun çözümünü imkansız hale getirir mi? Vesaire gibi şeyler var. Şimdi önce şunu söylemek isterim. Ama bunun yolunu açan da Sayın Talat biliyorsun. Tamam, ben kendi görüşüm olarak şunu söylemek isterim. Bir kere çözüm halkın ekseriyetinin katılımıyla olacak. Yani bir siyasi partinin veya bir tarafın diyelim, mesela sol partilerin diyelim, hı hı, inhisarında olan bir çözüm zaten mümkün değildir. Olsa da ne gibi sorunlar yani yaşayacağımızı az çok herkes tahmin edebilir. Bizim Kıbrıs Türk halkının içinden baktığımız zaman ortaya çıkacak olan çözüm formülünü belki bazı marjinal takıntılarımız hariç, takıntılılarımız demedim ha, takıntılarımız kendi halkımızın içerisinde benimseyebileceğimiz bir yapıda olması gerekiyor. Dolayısıyla bu UBP veya DP'ye seçimlerde oy veren insanların da destekleyeceği bir yapıda olması gerekiyor. Hatta zaman zaman şöyle görüşler de ortaya atılmıştır geçmişte de. Rahmetli Denktaş Bey'in sağlığında da atılmıştır. Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde de atılmıştır. Ne denilmiştir? O tarz liderlerin imzalayacağı bir çözüm taslağı referandumdan daha kolay geçer. Evet. Burada da unutmayalım, çözüm yani Türkiye'nin onayını, bizim farklı kesimlerimizin onayını gerektiren bir sonuçtur. Şimdi bu... Yani yoksa bir kesimin işte mücadeleyle aldık diyeceği bir sonuç çözüm olmayacaktır. İşte... Ha, benzer bir şey tabii ki Rumlar için de geçerlidir ama şimdi ben yani bu sür manşet üzerinden bakıyorum konuya ve diyorum ki yok böyle bir ilişki. Yalnız bu... Hem böyle bir ilişki kurulduğu takdirde bu zaten Kıbrıs Türk halkının çözüme hazır olmadığının ilanından başka bir işe yaramaz. Evet. Dün Niko'yla telefonla konuştuk bu arada Katimeri'ni gazetesinden. Belli ki bu yorumumu istedi şeyle ilgili, buradaki hükümet kurulma çalışmaları ile ilgili. Orada da ilgileniyorlar yani buradaki hükümetin kurulma çalışmaları bu açıklamalardan ötürü. Tabii bir söylemde var ya işte kimse çözümü kendi tek elinde görmesin. Hani bu da onun gibi bir şeydi. Evet, yani onun yarattığı bir cümle. Bu arada eski müzakere heyeti üyelerinden avukat Oğuzhan Hasipoğlu Kıbrıs Postası'nda yer aldı. O da UBP gördüm dünkü gazetede galiba. UBP sabote edeceğini iddia edenler, bu müzakere sürecini UBP sabote edecek iddiası, ki Sayın Talat'a ait bir iddia bu. Geçen hafta Yeni Düzen'de manşette yer almıştı. Sabote edeceğini iddia edenler önce bunca yıldır Kıbrıs müzakerelerine neden sonuç alamadıklarını sorgulamalılar ve elbette ortak açıklama metnine bir baksınlar. Bana o manalı gelmişti Oğuzhan Bey'in paylaşımında, okumuştum evet, geçen gün. Şubat açıklamasına atıfta bulunuyor.
O bilindiği gibi Derviş Bey'in Cumhurbaşkanlığı döneminde ortaya çıkmış bir açıklamadır. Evet. Hatta Türk tarafının o konuda çok esnek olduğu da tartışmalarda yer alıyor çoğu zaman. Evet. Yani gerçekte Türk tarafı biraz daha katı davranamaz mıydı acaba? Düşünün. Tabii şu... Vakti açtık bu arada Hasan abi. Tamam. Bir cümle daha söyleyeyim ama bu konuyla ilgili. UBP-DP hükümetinin kurulacak olan mutasavver UBP-DP hükümetinin müzakere sürecini baltalayacağını iddia edenler CTP'li bir hükümetin yaşatılması konusunda da daha tavizkar olmalıydılar. Nokta. Eğer ufukta çözüm ödülü varsaydı, madem öyleydi, bu çözüm için ne kadar fedakarlıkta bulunduğumuzla ilgili bir konudur da aynı zamanda evet. Fedakarlıkta bulunulacaktı ve o hükümetin yaşaması konusunda daha titiz olunacaktı. Ama olamazlardı çünkü Türkiye'den dayatma vardı. CTP onu ben bu bilmem. Dayatmalara gelemez. Bak neyse onu yönetecektin o süreçleri. Tırnak içinde madem dayatma. Ki bu kadar hassassın, bu kadar önemli bir hedefin var. O önemli hedefe sadık kalmak demek, o süreçleri daha doğru yönetmek ve gerekirse daha tavizkar olmayı gerektirirdi. Daha fedakar evet. olmayı gerektirirdi ki o hedefe ulaşabilesin. Şimdi, demek ki çok umurlarında da değilmiş. CTP, UBP hükümetinin yıkılmasına neden olacak olaylara sebebiyet verenler ve bu konuda da kusura bakmasına ben o kadar hassas olmadıklarını düşünüyorum. Engelleme şansı yani olanlar bu ağızdan söylenen laflarla ilgili değildir hayatımız. Hayatımız takındığımız tutumlarla ilgilidir. Yoksa herkes her gün her şeyi söyler. Ben bunu isterim, ben bundan yanayım aynen, der. Aynen. Ama bunun hayattaki karşılığını nasıl ortaya koyar? Önemli olan budur. Çok net, çok doğrusunuz, çok haklısınız. Ama biz CTP'liler olarak bu dayatmalara boyun eğemezdik. Sen de CTP'liler diyerek genelleştirme. Çünkü bütün CTP'liler öyle değildir. Özelleştirdim. Evet. Şimdi tabii benim Günaydın adayla devam edeceğim. Biraz o yüzden vakti bol bol kullanabiliyoruz Hasan abi. Bu bolluğu tamam, da... Tamam benim sesimin galiba sonuna geldik. Son onu bir cümle daha alacağız sizden. O verelim KOP Başkanı'nı lütfen. Onu unuttum. Türk milli takımı... forması giymiş, oturuyor. Rum tarafında çok büyük tepki aldı bu. Bizde de büyük tepki aldı. TC vatandaşı ol bari, ne bileyim işte git orada yaşa, hemen istifa et falan filan gibi. Bizde de testten tepki aldı. Bakın Türkiye, adamın adını da zor söylüyorum, KOP başkanını misafir ediyor. KOP başkanı. Evet. İşte yakın gelecekte de Anastasiadis de gidecek. Ne olacak? Bak bunlar da hep duygusal, emotional tepkilerdir dikkat edersen. Duygusal değil. Gerçekçi değildir. Niye? Haklıdır bu tepkiler. Hangileri? Rumların tepkileri mi, Türklerin tepkileri? Türklerin tepkileri. Niye haklıdır? Hoş, yani pekala bizi, Türkiye Futbol Federasyonu. Bizi bypass ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu seni bypass etmiyor. Ne Sen yaptın? Zaten kendi kendini bypass ettin. Ne yaptın? Mesela bu örnekten ele alırsak. Sen ilişkilerini geliştirerek belki de uluslararası alanda da bir mücadele için müttefikler arama yerine sen yakın geçmişte ne yaptığını bir hatırla bakayım. Şertoğlu niye katılmadı buna? Nasıl katılacaktı? Katılabilirdi. O Türkiye'de. Zaten KOP müsaade etmez ona. O KOP'un müsaade etmediği bir şeyi yapamaz ki artık. Ne mesela gidemez miydi oraya Türkiye'de ne olduğu için? Onu yani Türkiye Futbol Federasyonu kendi adına mı organize ediyor yoksa FIFA veya UEFA adına mı organize ediyor? Yani UEFA adına ama Türkiye'de organize ediliyor. Hatta tartışma, Türkiye'de organize edilmesi. Tartışmada Güney sen, Kıbrıs. Sen o organizasyonun gereklerini yerine getirmezsen evet. O organizasyonu yapma hakkını kaybedersin sadece. Başka hiçbir şey yapamazsın. İşte Güney Kıbrıs adına bu buradaki şey Türkiye Güney Kıbrıs adını kullanmak istiyormuş. O yüzden de büyük tartışma. Ya işte bak yine bir tartışma yarattırıyor Türkiye çünkü ev sahibidir. Evet. Ama yani ev Kıbrıs sahibi olma iddianı kaybedersen zaten bu tartışmaları da yaptırdamazsın.
Evet, o iş orada biter. Anlatabildim mi? Onun için gerçekçi yaklaşımlar peşinde olmak lazımdır. Ha burada bizim sorunumuz, biz bu işleri belki bize destek olabilen veya olmaya gönüllü olan, belki olmayan da var. Türkiye kurumlarının da desteğiyle, yani diyelim ki Türk Futbol Federasyonu gönüllü olmayabilir. Onu da ayrıca ortaya çıkarmamız lazımdı, talep etmemiz lazımdı. Ama biz zaten KOP'a gittik, üyelik için başvurduk. Evet. Ve 1-1,5 yıldır da hiçbir şey olmuyor o konuda. Ve kimse de hesabını vermiyor. Kim verecek bunun hesabını? Sayın başvuranlar verecek. Neler oluyor? Çünkü bu toplumun bir kurumu. Bu bir dış politika, bir Kıbrıs sorunu meselesi aynı zamanda bu. Biz zaten kendimiz kabul etsek, biraz önce bunu uzun uzun konuştuk. Ozmosis'i kabul etsek zaten başka olurdu hayatımız. Hı hı. Bunu biliyoruz zaten. Yani bu sır değil ki. Ama iyi olurdu, kötü olurdu ayrı bir konu. UEFA tarafından düzenlenecek olan Bölgesel Futbol Federasyonu toplantısının... Gördün mü? Yani UEFA düzenlemiş. Evet. Sen nesin? Türk Futbol Federasyonu olarak ev sahibisin. Evet. Ay yıldızlı formayı giyen Rum Futbol Federasyonu başkanı. O da muhtemelen bir karşılaşma, bir şov, bir şey yapacak. Belki bir tarafta UEFA forması giyecekler. Diğer taraftan ne giysinler? Tamam, ev sahibi ülkenin formasını giyelim denilmiştir. Büyük ihtimalle. Kutson Kummis da karambole geldi. Şeye düştü. Türk takımının formasına düştü. Onun düştüğü pozisyona düşmek istemezdim ben yani. Bilmiyorum, sen de ister miydin Hasan abi? Ben olsam cesaretle savunurdum onu. Ne var yani, ev sahibi ülkenin formasını giymişim kardeşim. Biz evet. Ben derdim Kıbrıs Futbol Federasyonu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'yla böyle eşit ilişki kurmuşum. Ne de sizin bağırdığınız derdim Rumlara. Öyle derdim. Efendim, programı bitireceğiz. Hasan abi son 3 geçen hafta şeyde hasta olduğu için 3 gün program yapamamıştık. Bugün bir 10 dakika ödül verdik kendisine. Programımızı 10 dakika uzattık. Ödülü beğendiniz mi efendim? Amma ödül vermiş bana hacım. Çok teşekkür ederim sevgili evet. İzleyenler, izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Çıkınca kafan dominosa gider. O benim bir yeğenim. Biraz aşık, biraz çılgın. O benim bir yeğenim. O benim. Bazen sade, bazen canlı. O benim.